Topçular Mahallesi'nde 5 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda, suda akarsu bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşının evinde silahla başından vurulmuş halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sude'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakkında ölüme sebebiyet verme suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Tek üzüntüm sevdiğim kadının ölmesidir," diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı kasten öldürme suçundan yeterli delil olmadığı, suçu işlediğinin sabit olmaması sebebiyle beraatine karar verdi. Bundan yaklaşık 2 yıl önce Sude Akarsu, Onur Öztürk'ün yanında başından silahlı yaralamayla hastaneye kaldırıldı ve sonrasında hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada sanık hakkında cebir, hile veya tehditle intihara yönlendirdiği için kasten öldürme suçuyla cezalandırılması istendi. Ve yargılama kasten öldürme suçundan yürütüldü. Çeşitli aşamalarda tanıklar dinlendi, dilekçelerimizi sunduk. Bu tanıklar Sude'nin Onur tarafından verilen uyuşturucu maddeyi kullandığını, Onur tarafından darp edildiğini doğruladılar. Sonrasında biz Sude tarafından hemen olaydan 2 gün öncesinde annesine gönderilen ses kaydıyla "Anne gel beni kurtar, yoksa bu beni dövmüş, öldürmüştür" ses kaydını mahkeme dosyasına sunduk. Sonrasında yer alan adli raporda Sude'nin darp edildiği ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ekimozların bulunduğu tespit edildi ve bütün bu yaralamaya ve öldürmeye sebebiyet teşkil eden silah Onur'un silah olduğu ortaya çıktı. Ve sonrasında savcılık mütalasında suç tipini değiştirerek, suç vasfını değiştirerek kasten öldürme suçundan değil, taksirle öldürme suçundan, yani silahı atışa hazır bir pozisyonda bulundurduğu için Onur Öztürk hakkında taksirle öldürme suçundan yargılanmasını istendi ve nihayetinde bugün o suçunda suç vasfının oluşturulmadığı düşünülerek mahkeme tarafından beraat kararı verildi. Bu bizim artık çok sık karşılaştığımız bir şey. Yargıtay'ın çeşitli kararlarında da eğer bir silah atışa hazır halde bulunduruyorsanız taksirle öldürme suçunu işlemeye yönelik hareket etmiş sayılırsınız arkadaşlar. Biz artık bu suçtan dolayı yargılanmasını isteyeceğiz. Bir sonraki aşama istinaf yoluna başvuracağız ve Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yoluna gideceğiz. Sanığa ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl hapis cezası verildi.